Canlar, ne haber? Uzun zamandır Quentin Tarantino filmlerine neden efsane serisinde yer vermiyordum? Çünkü bu Tarantino filmleri beni kreatif anlamda zorluyor. Filmi izlediğimde filmin efsane olduğu bariz anlaşılsa da neden efsane dediğimde verecek yanıtı bulmak oldukça zor. Sonuçta bizim videoların bir kreatif aşaması var. Filmi izleyip film hakkında tespit yapmamız gerekiyor. Yabancı kanalların videolarını Türkçe'ye çevirip yayınlayan kanallardan biri değiliz sonuçta. Kısacası Tarantino filmlerinin neden efsane olduğunu anlatması oldukça zor. Bu yüzden Tarantino filmlerini erteliyordum ancak bence zamanı geldi. Filmin en bariz ama can alıcı kısmıyla başlamak istiyorum. Tarantino pek çok eserinde hikayeyi anlatırken lineer, düz bir kurgu yerine biraz daha kompleks bir kurgu seçiyor. Peki bunun avantajı ne? 1. Karakter geçmişi ve motivasyonunu özetlemek. 2. Filme yüksek tempolu bir giriş yapmak. Tarantino siyahi ablamızın ölümünü yarı Çinli, yarı Japon, yarı Amerikalı ablamızın önüne çekerek, bu arada evet toplam %150 yaptığının farkındayım, bize Beatrix'in kızının önünde bir anneyi öldürmek istemediğini ancak tam anlamıyla bir intikam için bunu yapması gerektiğini, ardından çocuğunu ve eşini öldürmesi gerektiğini anlatıyor. Eğer bu sahne Asyalı ablanın sahnesinden sonra olsaydı, bu abla neden bu arkadaşları kılıçtan geçiriyor diye düşünecektik. Ya da bizim böyle düşünmemiz için biri bize geçmişi anlatmak zorunda kalacaktı. Ancak ufak bir yer değişikliğiyle hem hikaye anlatılmış hem de film hızlı bir giriş yapmış. Canlar, daha önce size Nolan'ı bir oyun karakteri olarak düşünürseniz ultisi hiç şüphesiz zaman kurgusu olur demiştim. Çünkü belli ki Nolan'ın en büyük yeteneği zaman kavramı. Aynı şeyi Tarantino için düşündüğümde ise şu sonuca vardım. Canlar, izninizle araya girerek size bir şey sormak istiyorum. Daha önce Inventus isimli siteyi hiç duymuş muydunuz? Inventus gerek oyuncu ekipmanlarıyla, gerek hazır sistemleriyle, gerekse ofisten ve evden çalışmanız için özel olarak hazırlanan APU sistemleriyle öne çıkan bir online satış sitesi. Örneğin şu an ViewSonic monitörlerde ve Red Dragon oyuncu ekipmanlarında ciddi indirim fırsatları sunuyor. Eğer bir süredir almayı düşündüğünüz herhangi bir teknoloji ürünü varsa açıklamalardaki linkten ulaşabileceğiniz Inventus sitesine mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Şu sonuca vardım. Tarantino'nun en büyük yeteneği bence basit, saçma sapan hikayeleri kendi anlatım diliyle süsleyip ortaya inanılmaz bir iş koyabilmesi. Şimdi aranızda ne yani Kill Bill'in hikayesi basit bir hikaye mi diye düşünenler olacak. Onlara objektif düşünebilmeleri için biraz zaman verdikten sonra filmin hikayesini özetleyeyim. 5, 4, 3, 2, 1. Canlar, filmin konusu şu. Bir tür suikast çetesinde olan bir kadın çeteden çıkmaya karar verip kaçar. Bunun üzerine eski patronu onu bulup onu ve arkadaşlarını öldürür. Ancak sonradan kızın ölmediği anlaşılır ve kız eski patronu da dahil olmak üzere tüm çetesinden intikam almak için yolculuğa çıkar. Hikaye temelde bu kadar basit. Hatta klişelerle dolu saçma bir hikaye. Tam burada ilginç bir bilgi vereyim. Kill Bill serisi aslında bir tür spin-off. Pulp Fiction filmini hepiniz izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Orada Uma Thurman'ın canlandırdığı karakter şu arkadaşla yemekteyken geçmişte yer aldığı bir diziden bahsedip konusunu anlatıyordu. Hatırladınız mı? Kadınlardan oluşan bir çeteden, kung fucu Çinli birinden, uzmanlığı seks olan Fransız birinden, bıçakları iyi kullanan birinden ve bombalar konusunda uzman siyahi birinden bahsediyordu. Hala ne alaka diyorsanız açıklayayım. Uma Thurman aslında orada Kill Bill'in konusunu anlatıyor ve Pulp Fiction çekilirken Kill Bill Tarantino'nun aklında olan bir proje değilmiş. Pulp Fiction filmine saçma sapan bir dizi senaryosu eklemek istemiş. Filmden sonra da bir gün Uma Thurman aslında öyle bir dizi gerçek olsaymış eğlenceli olabilirmiş demiş ve Tarantino neden olmasın diyerek kolları sıvamış. O saçma sapan klişelerle dolu hikayeyi alıp Kill Bill efsanesine dönüştürmeyi başarmış. Tarantino filmleri arasında dövüş koreografilerinin açık ara öne çıktığı iki film var. Bunlardan biri Kill Bill, diğeri de filmin devamı olan Kill Bill 2. Dövüş sahneleri kelimenin tam anlamıyla birer sanat eseri. Hem estetiğiyle, hem absürtlüğüyle, hem de klişeleriyle Tarantino resmen kendini aşmış. Tarantino'nun yeteneklerinden biri de bana kalırsa sahne ve müzik uyumu. Bakın, kaliteli müzikleri kullanması değil olay. Olay nerede, ne zaman, nasıl müzik kullanacağını bilmesi. Tek bir filmde akılda kalıcı en az 3 önemli müzik var. Mesela filmin henüz başında My Baby Shut Me Down müziği harika bir tercih olmuş. Şu tek gözlü ablamızın yine filmin başında ıslıkla çaldığı melodi de harika bir tercih olmuş. Tarantino sadece ana müzik tercihlerini değil, yan müzik tercihlerini de önemsiyor. Her sahne mikro ölçekli müziğiyle inanılmaz ölçüde uyumlu.
Uyumlu olmayan yerlerde kasti olarak o şekilde bırakılmış. Mesela Beatrix'in ilk kez siyahi ablayla göz göze geldiğinde aniden karakterlerin gözlerine zoom yapılarak yüksek sesle absürt sayılabilecek bir müzik giriyor. Ancak bu da Tarantino'nun filmdeki gerilimi bir yandan artırırken bir yandan da ciddiyeti azaltmak için yaptığı bir hamle. Gelelim yan anlatımlara. Canlar, bazen bazı şeyleri doğrudan göstermenize gerek yoktur. Filme eklediğiniz alakasız gibi görünen bir sahneyle onu izleyiciye anlatabilirsiniz. Örneğin Hattori Hanzo karakterini ele alalım. Bu meşhur kılıç ustasının kılıç ve bıçak konusundaki yeteneğini yönetmen Hattori Hanzo'nun bıçak fırlattığı iki sahneyle izleyicilere göstermiş. Bunlardan biri Hattori Hanzo'nun sushi için kullandığı bıçakla işi bitince duvara fırlatarak asması, diğeri ise yardımcısına sinirlenince onu korkutmak için fırlattığı bıçak. Bu iki sahnede Tarantino dolaylı yoldan Hattori Hanzo'nun bıçak kullanma konusundaki yeteneğini izleyiciye gösteriyor. Bunun yanı sıra dövüş konusunda da yetenekli olduğunu izleyiciye dolaylı yoldan gösteriyor. Beatrix kılıçların yanına çıktığında Hattori Hanzo ondan bir anlığına bile korkmuyor. Beyzbol topunu ona fırlatıp onun kılıç kullanmayı bildiğini öğrendiğinde bile Beatrix'ten çekinmiyor. Hatta sana niye yardım edecekmişim tarzı bir cümleyle onu tersleyebiliyor. Beatrix ise en ufak bir şekilde bile Hattori Hanzo'ya karşı tehditkar bir tutum sergilemiyor. Hatta kılıçlardan tam birine dokunacakken elini geri çekip ondan izin istiyor. Bu sadece naiflikten kaynaklanan bir tutum değil. Hattori Hanzo'yla ters düşmek istemiyor. Bu sahneler izleyiciye belli ki Hattori Hanzo kaba kuvvetle ikna edilmesi mümkün olan biri değil dedirtiyor. Ardından da Hattori Hanzo'nun Bill'in eski ustası olduğunu öğreniyoruz. Hattori Hanzo konusu kapanmadan onunla ilgili bir iki şeye daha değinmek istiyorum. Hattori Hanzo'nun kılıcı yaptıktan sonra mütevazı olmam gerekirse bu yaptığım en iyi kılıç. Yolculuğunda karşısına tanrı çıksa bile kesilecektir demesi beni zamanında bayağı etkilemişti. Adamın gözlerinden bu dünya üzerindeki en iyi kılıç bu. Ancak mütevazı olmaya çalıştığım için buna dünyanın en iyi kılıcı değil, yaptığım en iyi kılıç diyorum cümlelerini okuyabilmiştim adeta. Daha önce de söylemiştim sanırım ama garanti olması için tekrar söyleyeyim. Ben bir filmde birden fazla hikaye anlatım çeşidi olmasını çok seviyorum. Bu bana kalırsa yönetmenin özgüveniyle alakalı. Pek çok yönetmen henüz klasik yollarla bile hikayesini anlatamazken, Tarantino gibi isimler birden fazla yöntemle hikayesini anlatabiliyor. Mesela bir bakıyoruz yarı Japon, yarı Çinli ablamızın hikayesi anime çizimlerle anlatılıyor. Sonra bir bakıyoruz siyah beyaz çekim teknikleri kullanılıyor. Sonra bir bakıyoruz, bir dakika, bu son kısmı söylemeden önce bir şey anlatmam gerekiyor. Canlar, sinema okullarında öğretilen en önemli konulardan biri ışıktır. Eğer ışığı nasıl kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız, ışıkçı, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ve yönetmen olmayı hayal bile edemezsiniz. Sadece ışığın açısını ve rengini değiştirerek tek bir insanı adeta farklı karakterlere dönüştürebilirsiniz. Tıpkı ekranda yer alan videoda olduğu gibi. Tarantino ise ışığın gücünü kullanabilen bir yönetmen. Eğer ışığın gücünü kullanabiliyorsanız bu size fazladan bir özellik daha kazandırır. O da şudur ki... Gölgelerin gücü adına! Aynen, He-Man'in de dediği gibi gölgelerin gücü, diğer bir deyişle silüetlerin gücü. Bakın, silüet kullanabilmek çok önemlidir çünkü silüeti düzgün kullandığınız takdirde karakterin, nesnelerin ya da mekanların imzası haline alır. Mesela günümüzde New York ya da İstanbul gibi şehirler silüetleriyle kendilerini tanıtmaya çalışıyor. Ya da bir dönem pop müziğin kralı olan Michael Jackson kendini silüetiyle imzalaştırdı. Az önce söylemediğin son hikaye anlatım tekniği buydu. İşte Tarantino filmde ışığın olduğu kadar gölgelerin de gücünü kullanmış. Üstelik bunu sadece filmde değil, filmin afişinde bile görebiliyoruz. Yıllar içinde Kill Bill serisinin imzasına dönüşen hemen her şey bir silüetti. Gelelim filmdeki villain'a, yani Bill'e. Filmde Bill'i hiç görmüyoruz, sadece silüeti. Unutmayın, insanlar göremediği şeyden daha çok korkar. Bill'in filmde yüzünün görünmemesi onu insanüstü bir konuma getiriyor. Jaws filminde olduğu gibi. Jaws filminde de köpek balığı sahnelerini insan göremediği şeyden daha çok korkar diyerek, bilerek ve isteyerek azaltmışlardı. Bu filmlere tam da bu yüzden Bill karakterini göstermemişler. Animasyonlar bazı ağır şeyleri yumuşatabilirler. Mesela normalde söylerseniz sıkıntı yaşayacağınız bir cümleyi bir çizgi karaktere söyletirseniz o kadar büyük tepki toplamaz. Bu yüzden South Park gibi yapımlar çizgi dizi kullanır. Aynı şey vahşet sahneleri için de geçerli. Tarantino belki de filmin en çok vahşet içeren sahnelerinde animasyon kullanmayı tercih etmiş. Düşünsenize, yatağın altında bir çocuk var, yatağın üstünde annesi öldürülüyor ve annesinin kanı çocuğun üstüne akıyor. Tarantino eğer bu sahneyi doğrudan çekseydi kolay kolay yasaklama aleti olmayan Amerika rütüğü bile sahnenin kaldırılmasını isteyebilirdi. Bu arada keşke Kill Bill serisinin spin-off'u gelse.
Ben özellikle Hattori Hanzo ile Bill arasında ne yaşandı? Ne oldu da 10 yıllar önce kılıç yapmak için yemin eden bir usta Bill adını duyar duymaz bir seferlik istisna yaptı? Bunu çok merak ediyorum. Keşke film çıksa da izlesek. Videoyu bitirmeden saçma bir bilgi daha vereyim. Filmdeki Pussy Wagon isimli kamyonet vardı ya. Bu kamyonet gerçek hayatta Tarantino'ya ait. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.